Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Selçuk Bayraktar, İsrail ve ABD'yi bombardımana tuttu, tüm insanlığa çağrı yaptı. İsrail, Refah'ta yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı çadır kente katliam saldırısı düzenledi. En az 40 Filistinlinin şehit olduğu saldırı sonrası Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'i hedef alarak çok sert bir açıklama yaptı. İsrail yönetimini terörist ve faşist olarak nitelendiren Bayraktar, İsrail yönetimi ve ona koşulsuz soykırım desteği veren Amerika Birleşik Devletleri, dünyayı korkunç bir karanlığa doğru sürüklüyor, dedi. Bayraktar resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: İsrail yönetimi ve ona koşulsuz soykırım desteği veren Amerika Birleşik Devletleri, dünyayı korkunç bir karanlığa doğru sürüklüyor, terörist ve faşist İsrail yönetimi, bebekleri, çoluk çocuk demeden masum sivilleri canavarca katlediyor. Açıkça soykırımın tüm eylemlerini sergilerken, tarihte pek eşi benzeri görülmemiş bir şekilde bu niyetini gizleme ihtiyacı dahi duymadan tüm medeniyete ve insanlığa gözdağı veriyor, tüm dünyaya, inşa ettiği bu faşist canavarca düzen için, boyun eğeceksiniz yoksa sizlerin de sonu benzer olacak mesajı veriyor, insanlık ve biriktirdiği tüm medeniyet değerleri, varoluşsal bir tehditle karşı karşıya, en temel insani haklar, yaşam hakkı, hürriyet ve fikir özgürlüğü gibi değerler, bu canavar teröristler ile koşulsuz destekçileri tarafından hiçe sayılıyor, dünyada barışı, huzuru, özgürlüğü, adaleti ve düzeni tesis eden tüm müktesebat ve müesseslerin hepsi iflas etmiş durumda. Dünya ve tüm insanlık, freni boşalmış bir ölüm treni gibi hızla korkunç bir kaosa doğru sürükleniyor. Tüm insanlık olarak, ya uyanıp kendimize geleceğiz ve bu insanlık düşmanı kötücül akılla topyekün mücadele edeceğiz, ya da en kıymetli varlıklarımıza, nesillerimize kalan dünya, kalabilirse korkunç bir cehennem olacak, yaşanan katliam için. Timsah gözyaşları insanlığın vicdanını kanatıyor, diyen Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar Batı'nın ikiyüzlülüğünü şu sözlerle eleştirdi: İsrail, güvenli bölge olarak belirlenen Refah'ta masum Filistinlileri katlederek bir kez daha soykırım suçu işledi, bebekleri, çocukları ve aileleri hayattan kopardıkları bu katliamla insanlık tarihindeki kara lekelerini daha da büyüttüler. İnançlarını dahi bu soykırıma alet ettiler, kendini medeniyetin ve demokrasinin beşiği gören Batı'nın ikiyüzlülüğü aşı geçti. Yetmedi, bir de katliamcı İsrail'e silah vererek soykırımın hamisi oldular, timsah gözyaşları insanlığın vicdanını kanatıyor. Elbette ne yaptıklarının farkındalar ve sonsuza dek bu utançla yaşayacaklar, el birliği ile insanlığı, adaleti ve umudu ayaklar altına aldılar, rüzgar ektiler, fırtına biçiyorlar.